Alemi İslam'a hitap. Ey milleti Necibe-i İslamiye! Vaktine hazır ol. 1300 küsür senedir Hazreti Allah'ı ve Peygamber-i Zişanını hizmet ile razı ettiğin bir din ölüyor. Yani ecdadının kanı behasına fethettiği bir kalanın Burcu Barusu'ndaki alsancak bugün Fransızlar tarafından indirilip yerine kendi bandıraları konuldu. Şimdi acaba bunu geri yerine koyacak sende birkaç yüz İslam gayreti hiç mi yok? İhtişaş arzu etmeyelim. Yalnız pür vekar ve azimet ol, alsancağımızı geri yerine koyalım. Tekrar kemali mehabetle yerlerimizi avdet edelim. Korkma, seni buradaki birkaç Fransız kuvveti kıramaz. Sen mütevekkilen alallah kendi mevcudiyetini gösterecek olursan, değil birkaç Fransız kuvveti, hatta bütün Fransız milleti kıramaz. Buna emin ol. Her Maraşlı eskiden ayağa kalktığında, sabah uyandığında, sabah namazı için abdest aldığında, namaza durmadan önce Maraş'ın tam ortasında bulunan kaleye bakar. Kaledeki Türk bayrağını görmek ister. Bu önemlidir, bir şereftir, bir namustur. Bunu göremediği zaman Maraşlı huzursuz olur. Şimdi Maraş için şu söylenir mücadele, alevler içerisinde bir Maraş. Niçin alevler içerisinde? Mehmet Ali Bey'in mensubu olduğu aile Maraş'ta 1500'lü yıllardan beri var olan, 500 yılı aşkındır var olan bir geçmişe sahip olan bir ailedir. Bundan yaklaşık 100 yıl önce bu topraklarda elbette ki Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na dahil olmasından sonraki süreçte yaklaşık 4 yıl sonra Osmanlı Devleti'nin de yenilen mağlup bir devlet olması üzerine Mondros Mütarekesi imzalanmış ve bu mütareke sonrası 30 Ekim 1918 sonrası mütarekenin hemen akabinde mütareke şartları gereği olarak bu bölgelerde yani Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgelerde efendim işgale uğramıştım. Yaklaşık 8 aylık bir işgal sonrası efendim, İngiltere ile Fransa arasında yapılan 15 Eylül 1919 Suriye İtilafnamesi ile bir değiş tokuş gerçekleşmiştir. Aslında burada 500 yıldır biraz bir Türkmen yurdu. Sürekli olarak cephelere asker gönderen bir yer. Ve biz hep kahramanlıklarımızla övünürüz. Yani Maraş'ın kahramanlığı Cumhuriyet'le falan değil. Mesela bakın Akka'daki Cezar Ahmet Paşa komutasındaki ordunun en cevval birlikleri Maraşlılardan oluşur. Gidin Kıbrıs'ın fethi hususunda Sultan Selim zamanı, 2. Selim zamanı bakarsın Maraşlılar. Ki bugün gitsen Kıbrıs'ta tonla Maraşlı'ya denk gelirsin. Maraşlı her zaman. Mesela Kırım Savaşı'nda Kara Fatma meşhurdur. Maraş'tan çekmiş gitmiş Kırım'a savaşmış birisinden bahsediyoruz. Aslında biz milli mücadele döneminde şunu hiç beklemiyorduk. Yani bir gün bizim şehrimize Fransızların, onun öncesinde İngilizlerin geleceğini hiç beklemiyordum. Burada İngiliz kuvvetlerinin içerisinde çok sayıda Hintli Müslüman askerler var. Aslında onlar da aldatılmış bir bakıma. Hintli askerler Maraş'a geldiğinde işte Müslüman halk camilerle, cemaatle karşılaşınca doğrusu o dönemde bir iki küçük asayiş konusunun dışında herhangi bir olay olmuyor. Ancak aynı uygulamanın Fransız işgali sırasında olduğunu söylememiz doğru değildir. Fransızlar bu bölgeyi efendim işgal ettikten sonra bölgede yardımcı kuvvet olarak Ermenileri, ki bunların bir kısmı tehcirle birlikte bölgeye gelen Adana'dan, Erzurum'dan efendim gelen Ermeni, bir kısmı da biliyorsunuz bunların Kıbrıs ve çevresinde lejyoner olarak yetiştirilen Ermeni kuvvetlerini bölgede kolluk kuvvet olarak kullanacaklar ve maalesef Fransız işgaliyle birlikte bölge halkı bu Fransız ve Ermeni ittifakı ve uygulamalarına karşı müdafaa ve mukavemet etmek amacıyla örgütlenmeye başlayacaklardır. Böylesine
korku döneminde, acaba ne olacak denilecek zamanda Maraş'a gelmiş olan Fransızların Maraş'ta, Uzunoluk'ta Türk kızlarının peçesine el uzatıp burası artık Fransızın yurdudur, size böyle dolaşmaya müsaade etmeyiz dedikleri zamanda, işte o zaman Maraşlı kendini anladı, kendi tarihini çok iyi bilir Maraşlı, kahramanlığı geçmişe dayanır, ayağa kalktı. Yani Fransızlar geliyorlar şehre, İngilizler henüz gitmeden bayrak olayı, Suç İmam olayı gerçekleşiyor. Daha sonraki süreçte de özellikle Osmaniye guvernörü valisi, askeri valisi Andre'nin Maraş'a gelişinden sonra yaşanan bayrak hadisesidir. O gün Hırlak Agopya'nın konağında yapılan bir balo sırasında Hırlakya'nın yeğeni Josep'in kızı Helena'nın Andre tarafından dansa davet edilmesi teklifi Helena tarafından kabul edilmeyecektir. Sebep olarak da kendisini bölgede güvenli görmediğini, o bayrak kaldırılırsa ancak bu daveti kabul edilebileceği sözü üzerine Andre'nin vermiş olduğu emir üzerine Türk bayrağı kale burcundan indirilmiş ve yerine Fransız bayrağı çekilmiştir. Onlara göre bir bez parçası. Çünkü yüzbaşı Andre bir gün sonra Aşıklı Hüseyin'e diyor ki hepinizin kafasına bomba yağdırabilirdim. Hepinizi parça parça edebilirdim. Makinalı tüfeklerle hepinizi tarayabilirdim. Biz bir bez parçası için bu kadar abartmaya ne gerek vardı dediğinde Nakıp Camii'nde bir binek taşı üzerinde oturan Aşıklı Hüseyin ayağa kalkıyor. Diyor ki biz sizi Çanakkale'den biliriz, Cezayir'den, Tunus'tan biliriz. Biz sizin karakterinizin ne olduğunu biliriz. Ama siz bizi unuttunuz. Biz Türk milletiyiz. Biz Maraşlıyız. Maraş bize mezar olmadan düşmana güzel olmaz diyor. Biz kendi evlerimizi yakarız. Çocuklarımızı gerekirse kendilerimizle ortadan kaldırırız ama size köle vermeyiz. Şimdi Maraş için şu söylenir mücadele. Alevler içerisinde bir Maraş. Niçin alevler içerisinde? Efendim o günkü mekansal yapılara baktığınız zaman Maraş evleri çok müthişiktir. Dolayısıyla işgal kuvvetlerinin mevzilerine ulaşabilmenin yolu Maraşlı insanın kendi evlerini yakmasından geçmiştir. Bir gün önce o bayrağın indirildiğinde sabah ezanı kalkıp Maraşlı'nın böyle bir karakteristik özelliği vardır. Her Maraşlı eskiden ayağa kalktığında, sabah uyandığında, sabah namazı için abdest aldığında namaza durmadan önce Maraş'ın tam ortasında bulunan kaleye bakar. Kaledeki Türk bayrağını görmek ister. Bu önemlidir, bir şereftir, bir namustur. Bunu göremediği zaman Maraşlı huzursuz olur. Dolayısıyla bu gelişmeler üzerine tabii Cuma gününe tekabül eden bu günde avukat Mehmet Ali Bey bu manzara karşısında kayıtsız kalmayacak ve hazırlamış olduğu Alem-i İslam'a hitap başlığındaki beyannamesi oğlu Şahap vasıtasıyla o günkü Maraş'ın belli başta Ulu Cami olmak üzere belli başta camilerine dağıtılacak. Bu bayrağı yerinden söküp atabilecek iman sahibi biri yok mudur duruyor? İman sahibi. Çünkü bu mücadelenin elbette ki bir inanç boyutu vardır. Ve Maraş'ta Dulkadırlı ulusundan kalma belli aileler Maraş'ın toplum yapısını da oluşturmuştur. Bu toplum yapısı içerisinde Kısakürek ailesi de güzide ailelerden, seçkin ailelerden bir tanesidir. Ve Maraş'ın hem siyasetinde, hem ilim hayatında, hem de ticaretinde önemli hizmetler yerine getirmişlerdir. Bu aileden belediye başkanları,
efendim şairler, yazarlar, diplomatlar, efendim bilim adamları ki ailenin içerisine baktığımız zaman ülema kesiminden insanların, icazet almış insanların bu aileden geldiğini görüyoruz. Bunların ilk bilineni tarihi süreçte İsmail Efendi diye bir adam. Bektut aşiretinin içerisinde İsmail Efendi çok kıymetli. Çünkü bu adam Yavuz Sultan Selim'in Dulkadiroğulları Devleti'ni ortadan kaldırıp Mısır'a gittiğinde, yani işte Mercidabık ve Ridaniye seferlerini yaptığı sırada Bektut aşiretinin de bir askeri birliği var. Bu askeri birliğin içerisinde de bu İsmail Efendi bulunmuş. Ve İsmail Efendi işte muhtemel ki Ridaniye Savaşı sırasında Yavuz Sultan Selim'in bir kısa küreğe ihtiyaç duyulduğunda İsmail Efendi'den istemiş olması ona bir lakap olarak kalmış. Kısa kürek ifadesi buradan gelir. Kendilerine ait bir mahalle var, Bektutiye Mahallesi. Üstad Necip Fazıl bu aileden, baba tarafından bu aileden. Yedi Güzel Adam'ın içerisinde yer alan Rasim Özdenören anne tarafından yine bu aileye mensuptur. Sütçü İmam aynı mahalleden ve aynı aşiretin mensubudur. Osmanlı döneminde de Bektutiye Medresesi Maraş'taki ve bu bölgedeki en büyük medreselerden birisidir. Yani Mehmet Ali Bey'in mensubu olduğu aile Maraş'ta 1500'lü yıllardan beri var olan, 500 yılı aşkındır var olan bir geçmişe sahip olan bir ailedir. Alem-i İslam'a hitap başlıklı bildiri, Türk tarihinin en önemli metinlerinden birisidir. Bu bildiri mükemmel bir kompozisyon ve mükemmel bir üslupla kaleme alınmıştır. Yalnızca 11 cümleden oluşan bu metinde ne bir fazla sözcük ne de eksik bir sözcük görülür. Diyebilirim ki bu metnin halk arasında bu kadar etkili olmasının arkasında bu kompozisyon bütünlüğü ve üslup mükemmelliği gelmektedir. Hitap kısmında "Ey milleti Necibe-i İslamiye" hitabı vardır. Hitap ifadesinden sonra "Vaktine hazır ol" tabiriyle devam eder. Tabir diyorum çünkü "vaktine hazır ol" ifadesi bir uyarı ifadesidir. Kısa Küre'nin bildiride ifade ettiği planlama aynen bayrak olayında gerçekleşir ve atalarımız Ulu Cami'den bilindiği üzere çıkıp Türk bayrağımızı kalemize dikerler ve bayrağımızın altında namazı, cuma namazını eda ettikten sonra sakin bir şekilde tekrar evlerine dönerler. Mehmet Ali Bey avukatlıkla efendim savcılıkla iştigal eden hukuk fakültesi mezunu olarak efendim memleketinde bu görevi biz yaptığını biliyoruz. Kısa kürekzadeler sakin adamlardır. İlimle uğraşırlar. Halka yardım eden, Maraş Kalesi'nin dibindeki evinde işte devlet işleriyle uğraşan bir adam. Bayrak olayı sonrasında da şöyle bir şey dememiştir Mehmet Ali Bey. Ya ben bayrak olayındaki o beyannameyi yazan benim. Beni alkışlayın, bana madalya verin falan dememiştir. Daha sonraki hayatında avukatlık mesleğini devam ettiğini, daha mütevazi şartlar içerisinde bir hayat sürdüğü ve 1939'da da rahmetli olduğu bilinmektedir.